Mira Frühstücks Paradies, Der Didas'ı sunar. Merhaba arkadaşlar, Der Didas'a hoş geldiniz. Çok önemli mevzular var. O yüzden parkta bir tane sandalye bulduk. Şurada Almanlara dedik ki, verin getireceğiz 20 dakikaya. Abi yağmur yağsın da şu böcekler falan ölsün. Gerçekten ya, her tarafıma soktular. Almanya'nın bütün dengesi bozuldu yani. Bu kadar sıcağa alışık değiliz. Deniz yok, girek. Dağ yok, çıkak. Biz ne yedik? Neyse. Efendim Almanya'da yarın çok önemli iki eyalette. Ya çok önemli eyaletler de değil de gerçi. Ya bir Bavyera, bir Nordrhein-Westfalen değil ama. Önemli yani. 16 eyalet var Almanya'da. Almanya federal bir ülke diyorsunuz. Yani bir federal seçim oluyor, bir de eyaletler seçimi oluyor. Brandenburg eyaletinde ve Saksonya eyaletinde seçimler olacak. Bu seçimlerin bir önemi var. Almanya birleşti birleşeli. Yani 29 senedir Brandenburg eyaletinde hep birinci parti SPD. Saksonya'da da CDU. Ama ilk defa şimdi AfD ile, mesela Brandenburg eyaletinde yarın AfD birinci olabilir. Tamam, Saksonya'da AfD'nin şu anda birinci olma ihtimali görünmüyor. Arada 10 puanlık bir fark var. Ama AfD ikinci parti. Yani CDU ilk defa AfD ile belki de koalisyon kurmak zorunda kalacak orada. Ve şu anda Almanya'nın gözü kulağı yarınki seçimlerde. Tabii halkta bu son zamanlara doğru AfD'ye bir ilgi azaldı. Neden? Tarihte ilk defa AfD bizim eyaletimizin birinci olacak. AfD ile ondan vazgeçmez ama mesela Yeşiller SPD'ye oy veriyor. Ya da FDP'liler CDU'ya oy verip biraz daha onları destekliyorlar gibi bir durum da söz konusu. Yarın akşam bakalım AfD istediği zaferi alacak mı? Alırsa vay oradaki göçmenlerin haline. Almanya'nın gündemindeki bir diğer önemli haber. Yani komik mi, gerçek mi bakacağız. Jan Böhmermann var. Bu Recep Tayyip Erdoğan'la bir şiir davası vardı. Hatta şiir yasaklandı Almanya'da belli yerlerde, bazı mecralarda vesaire. O dava bir anlamda devam da ediyor. Çok işte bayağı, yani satir yapacağım diye bayağı kötü küfür etmişti. Onu biliyorsunuz zaten. İşte o komedyen. Yani Almanya'nın Cem Yılmaz'ı gibi bu adam. Biliyorsunuz dünyada öyle bir akım var. Mesela Ukrayna Devlet Başkanı eski komedyen. İtalya'da bu 5 yıldız hareketini kuranlar, yani başındaki adam komedyen. Şimdi Jan Böhmermann da SPD'deki boşluğu, bu iktidar krizini herhalde fırsat bildi. Dün Twitter'dan bir açıklama yaptı ve SPD genel başkan adayıyım dedi. Pazara kadar adaylar belli olacak çünkü. Yani tabii herkes genel başkan adayı olabiliyor. Olamıyor. Eş başkan bulması lazım. Daha önceden üye olmuş olması lazım. En az iki eyaletin herhalde desteğini almış olması lazım. Eyalet yönetimlerinin. Öyle bir durum var mı? Var diyor. Bununla ilgili tam netlik pazar günü olacak. Bakalım Almanya'ya bir komedyen başbakan ya da parti şu an. SPD biliyorsunuz işte ikinci büyük parti yani genel olarak. Bu aralar kan kaybetmiş bir halde olsa da Almanya'nın en köklü partilerinden biri Sosyal Demokrat Parti. Yani Jan Böhmermann onların genel başkanı olsa bir de bizim için de mesela. Bu adamın Türkiye'ye girişi yasak yani. Giremez yani. Almanya'da politik olarak çok farklı yerlere gidiyoruz yani. Önümüzdeki günler bana çok ekmek çıkar. Yani bizim gibi habercilere çok ekmek çıkar. Ve son haberi de Berlin'in güzel bir istatistiğe girme meselesi var, onu vereyim. Turin Üniversitesi, İtalya'nın Turin Üniversitesi bir araştırma yapmış. Toplu taşıması en iyi olan şehirler. Birinci Berlin. Tabii tadilat yok ki. Tadilat varken biliyorsunuz berbat. Ama genel olarak birinci Berlin, ikinci Paris, üçüncü Helsinki, öyle gidiyor. Berlinliler BVG'nin kıymetini bilin. Weil BVG uns liebt.